İleri Bakış'tan merhaba. Bu hafta karşınızda Kürt siyasetinin önemli isimlerinden biri, aynı zamanda SDE Toplumsal Hafıza ve Yüzleşme Koordinatörü Orhan Miroğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Amine, hoş bulduk. Hemen konuya girelim istiyorum. Malum Kürt sorunu Türkiye'nin kanayan yarasıydı ama 100 yıldır devam eden bir problem, 35 yıllık bir çatışma süreci. Konunun çözümsüzlüğünün nedenleri neydi? Ne için bu kadar uzun süre devam eden bir çatışma hali vardı? Ne dersiniz bu konuda? Çünkü kimse sorunu çözmeye talip olmadı. Yani siyaset kanadında bu meseleyi işte demokratik bir zemine taşımak, demokratik bir zeminde çözmek anlayışı son 25-30 yıl tarihine baktığımız zaman pek olmadı yani. Bir Özal belki. döneminde bir deney yaşadık ama onun da şeyi yoktu, yani bir toplumsal karşılığı yoktu. Kapalı kapılar altında yürütülen bazı görüşmeler oldu. İşte Abdullah Öcalan'a Özal bazı insanları gönderdik. Bunlardan biri bugün Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'dir. Barzani. Evet ama tabii ordu bürokrasi, yani askeri bürokrasi içerisinde Özal'ın ikna ettiği, yani bu çatışmanın artık sona ermesine dair ikna ettiği bir takım insanlar söyleniyordu. O insanlar daha sonra bir takım suikastlerle zaten yok edildiler. Eşref Bitlis, Bahtiyar Aydın vesaire. Faili meçhul cinayetlere kurban oldular. Bugün onlarla ilgili soruşturmalar zaten hala devam ediyor. Her geçen gün savcılar yeni bir bilgiye, belgeye ulaşıyorlar. O süreç o haliyle öyle sürüyor. Tabii ben hep söylerim, yani Özal'ın bu girişimi aslında çok olumluydu ama Özal'ın Kürt meselesindeki konsepti içeride ve dışarıda Kürt meselesi üzerinden kendisini var eden belli merkezleri, belli odakları devlete dahil olmak üzere tanımadığını da gösteriyordu. Yani eğer yeteri kadar tanımış olsaydı Özal, bu kadar hazırlıksız, bu kadar kitle desteği zayıfken, siyasi olarak gücü bir hayli azalmışken, yani Cumhurbaşkanıydı ama Türkiye'de siyaset başka bir mecrada akıyordu. Yani partiyi terk etmişti bir kere. Yani partiden ayrıldığı zaman yanında Özal'ın çok az sayıda insan vardı. İşte Mesut Yılmaz partinin başına getirildi vesaire. Böyle bir konseptte yani bir çözüme inanmayabilirdi. Ama galiba çok biraz yüzeysel baktı meseleye ve kendi gücünün bir biçimde bu meseleyi çözeceğine yetebileceğini düşündü. İşte Erken Abdullah mi Öcalan da davrandı ikna edilirse gibi bir şeyle hareket etti. Hiçbir zaman erken değildi çünkü zaten 90'lı yıllara gelindiğinde çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Faili meçhul cinayetler başlamıştı. Vedat Aydın 91'de öldürüldü. İlk faili meçhul cinayet olarak tarihe geçti. HEP'in il başkanıydı. Sonra peş peşe oldu bu, hem doğuda hem batıda cinayetler işlenmeye başlandı. Dolayısıyla yani bugün hep söylüyoruz, işte askeri vesayet dönemindeki Kürt meselesiyle siyasetin demokratikleştiği, Türkiye'nin askeri vesayetle mücadelesinde bugün artık önümüzdeki 3 yıl itibariyle Avrupa Birliği ülkelerine bu ülkenin vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği bir konuma gelmesi çok kolay olmadı. Yani sivil siyasetin kararlılığıyla oldu. Tabii bu kararlılık her zaman yetmeyebilir. Yani bu kararlılığın arkasında kitlesel bir destek olmadığı zaman çok şey ifade etmeyebilir. AK Parti'nin bence şansı burada. Millici bir çözüm geliştirdi. Yani Türkiye'ci bir çözüm diyorum. Bazen de millici bir çözüm diyorum. Herkes istediğini anlayabilir. Şu an o noktadayız. Yani Oslo sürecinden sonra bu denendi bence. Ve bu ağırlıklı olarak Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerden sonra formüle edildi. Daha işin başındayız belki ama işin başında bile Türkiye çok önemli şeyler başardı. Bir yandan demokratikleşme reformları sürdü. Gelişmeler ne olursa olsun orada frene basılmadı. Son demokratikleşme paketinin ortaya koyduğu muhteva bunu açık bir biçimde gösteriyor. Kürt dili ve edebiyatıyla ilgili, Kürt kültürüyle ilgili taleplerin önemli bir kısmı karşılandı. Henüz karşılanmayanlar var tabii. Ama bu da sonuçta
siyasi olarak görüşülebilecek, müzakeresi yapılabilecek konular. Bugün Kürt meselesi söz konusu olduğunda işin en önemli yanı bence PKK'nın silahsızlandırılmasıdır. PKK'nın silahsızlandırılması demokratik sürece muazzam katkılar sağlayacak bir olaydır. Yani Türkiye sadece tabii bu 30 yıl itibariyle dememek lazım ama neredeyse 1950 kuruluşundan 1950'li yıllara kadar çok çatışmalı bir halde gelişen Kürt meselesinde ve sonra da çok sıcak bir iç çatışma gibi, hatta birileri buna düşük yoğunluklu savaş bile dedi. Bu da elbette ki yabana atılacak bir fikir değil. Öyleydi yani durum. 50 bin insan öldü, 3 bine yakın köy haritadan silindi, faili meçhul cinayetler var, muazzam bir demokrasi dışı, hukuk dışı uygulamalar var, ihlaller var çok sayıda. Hala bitmedi yani onlarla ilgili dava süreci. Ahim'de işte geçtiğimiz aydı galiba bir köyün bombalanması, hı hı. Bizim jetlerimiz tarafından, işte yani orduya bağlı jetler tarafından bombalaması, 37 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu açılan dava. 94'te oldu bu. O dönemde tabii yani bütün bu haberler, bütün bu olaylar hem medyada hem de devletin ilgili birimlerinde manipüle edilerek ulaştırılıyordu topluma. Dolayısıyla şimdiki bilgilerimize bakıyoruz. Geçmişteki bilgilerimizin aslında hiçbirisinin çok da doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü devlet eliyle sağlanan bilgilerdi. Devletin istediği kanaldan bize ulaştırılan bilgilerdi. Aynen öyleydi. Evet. Lice'nin mesela işte 93 yılında işte PKK'nın saldırısına uğradığı ve PKK tarafından yakıldığını biliyordu bütün herkes, insanlar vesaire. Ama şimdi bir savcı çıkıyor Diyarbakır'da, hayır diyor, Lice'yi PKK basmadı, hiç böyle bir baskın asla yaşanmadı, bu tamamen hayal ürünü. Bahtiyar Aydın'ı da PKK öldürmedi. Kendi silah arkadaşlarının suikastına uğradı diyor ve bir iddianame hazırlıyor. Dava şimdi zannediyorum yakında görülecek. Dolayısıyla yani bu döneme ait hafıza, hem siyasi hafıza hem de çok büyük acılar yaratmış olan hafıza, bugün Türkiye'de bir patlama halinde, bir hafıza patlaması yaşıyoruz hep beraber. Bu bakımdan da yani hem medyanın hem işte entelektüel camianın bu hafızaya ilgisiz kalmaması ve hakikati kovalaması lazım. Hakikatin peşinden. Yani içinde bulunduğumuz demokratik zemini, çözüm sürecine ait demokratik tahammülleri güçlendirmenin en şeyi budur. En önemli yanı budur. Geçmişi bileceğiz ki bugün ne yaptığımızı bileceğiz. Yani bugün ne yaptığımızı bilmenin yolu bence geçmişe biraz ışık tutmaktan geçiyor. O ışığı çoğalttıkça, aydınlattıkça Türkiye Kürt meselesinde olsun, başka çatışmalı konularda olsun, Alevi sorunu bunlardan biridir ve belki Kürt meselesinden sonra en önemli sorundur. Ne yapabileceğimize ancak o zaman karar verebiliriz. Bence doğru tercihler söz konusu. Yani Kürt siyasetinin de tercihleri bugün inişli çıkışlı bir takım taktik hamleler vesaire olabilir. Bu siyasetin doğal yapısından kaynaklanan bir şey ama bence Kürt siyaseti de sonuç olarak bugün bütün manipülasyonlara, bütün karşı çabalara rağmen demokratik zeminde durma gayreti gösteriyor. Ve bunu tabii bu kadar tecrübelerden geçmiş bir hareket olarak ve o hareketin işte lideri durumundaki Abdullah Öcalan'ın yapması da önemli. Yani bu Türkiye'nin elindeki önemli bir fırsat. Abdullah Öcalan Avrupa'da ya da Bekaa'da olsaydı ya da Kandil'de olsaydı bugün Türkiye dış aktörlerin müdahalesine çok açık olmayan, tamamen kendi imkanlarıyla, kendi iç siyasetinin, kendi iç siyasi hafızasının öngördüğü biçimde millici bir çözümü benimseyemezdi. Bu kolay olmazdı. Evet. Bu bakımdan çok kazançlı sayılırız. Ama şimdi görüyorum mesela çözüm süreci bundan sonra devam edecekse şey olsun deniliyor işte, üçüncü göz, üçüncü taraf. Ben kişisel olarak tabii çözümü kolaylaştıracak her türlü enstrümanın denenmesinden yanayım. Her zaman böyle düşündüm, böyle yazdım. Ama olup bitenlere baktığım zaman şu an üçüncü taraf diye kastedilen tarafın eğer Avrupa Birliği çevreleri ise ya da Amerika ise vesaire
bunun çok da doğru bir politika olmayacağını düşünüyorum. Evet. Yani biz üçüncü taraf ve üçüncü göz olmadan yola devam edersek bana öyle geliyor ki daha iyi yapmış olacağız. Evet. Şimdi ama tabii başka yerel yani ülke boyutunda başka mekanizmalar harekete geçirilebilir. Akil insanlar topluluğu yeniden bir takım çalışmalar yapabilir. İşte Abdullah Öcalan'ın görüşme talepleri oluyor medyayla vesaire. Bence yani uygun ortamlar hazırlanarak bu da yapılabilir. Yani önemli olan Türkiye'nin bu acılardan kurtulmasıdır. Dolayısıyla burada işte Mandela'yı kaybettik. Ondan öğrenecek çok şeyi var insanların, hepimizin. Barış bir bedel ödemektir diyor. Yani Güney Afrika'da dolayısıyla bu taraflar karşılıklı olarak bu bedeli öderler. Ama bazı bedelleri toplum kendi vicdan süzgecinden geçirir. Evet. Buna siyasetçiler falan karar veremez. Geçen başbakan işte AFF'la ilgili bir sözler ifade ederken bunu aslında hatırlatmış oldu. Bu toplumsal helalleşme siyasetçilerin işte ilgili kurumlarda bir gün karar alıp hayata geçirmeleriyle sağlanabilecek bir şey değil. Toplumun birbirini tanıması, yeniden keşfetmesi, evet. Acıların birbiriyle yarıştırılacağı değil, ortaklaşacağı bir süreci yaşaması lazım. Acı siyasetinin dolayısıyla burada, bırakılması tabii, lazım değil tabii, mi? Acılar tabii. Mağduriyet üzerinden, ve acılar üzerinden onları hatırlayacağız. Onları elbette ki hiç unutmayacağız ama onlar üzerinden bir siyaset hevesinin yani bu sürece zarar vereceğini aslında de bu zamana bunu bileceğiz. kadar Yani bu barış yapıldı. bir bedel ödemektir. Evet. Bedel ödemektir. Herkes kendi çapında bu bedeli öder. Şehit aileleri bu bedeli ödeyeceklerdir. Ve bunu bence en iyi aslında şehit aileleri biliyor. En iyi onlar bunun farkında. Çünkü yıllardır bu acıyı yaşayan onlardır. Yani. Dolayısıyla onlar Türkiye'nin toplumsal barışı, toplumsal huzuru için tıpkı geçmişte ödedikleri bedeller gibi bir bedel ödeyebileceklerini düşünüyorlar. Yani helalleşme üzerinden sağlanacak bir bedel bu. Birbirimizi affetmek, birbirimizin acılarına saygı duymak. Ancak böyle olabilir ama siyasetin tabii burada rolü nedir? Kolaylaştırıcıdır. Yani bu süreci bu şekilde kolaylaştırmış olacak. Şimdi rugby maçı var mesela Güney Afrika'da bir örnek olsun diye söylüyorum. Zenciler için bu maç bir inkar anlamına geliyor. Yani siyah toplumun inkarı anlamına gelen bir maç. Ama oysa Güney Afrika'da yaşayan beyazlar için bu bizim milli marşımız kadar kıymetli bir şey. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı neyse rugby de beyaz toplum için yani beyaz insanlar için Güney Afrika'da budur. Barış sürecinde her iki halkın siyah ve beyaz halkın duygularını rugby maçı üzerinden Mandela ortaklaştırabildi. Ne yaptı biliyor musunuz? Uluslararası bir yarışmada Afrika'yı temsil eden rugby maçının üniformasını giyerek sahaya çıktı. İşte o anda diyor, o anı gözlemleyenler, Afrika barışı kurulmuştu. Çünkü o maçı ve o maçın geleneğini reddeden bir toplumun temsilcisi, bir lideri o maçı, maçın gerektirdiği formayı sırtına giymişti. Çok İşte önemli. Bu böyle, bedel ödemek budur yani. Rugby maçı bir bedel bizim de, ödersiniz, evet. O bedelinde karşılığı ülkenize barış olarak gelir. Evet. Dolayısıyla burada şeye takılmamak lazım. Yani işte Abdullah Öcalan'la 3-5 gazetecinin görüşmesi, hatta mümkünse Akil İnsanlar grubundan Marmara grubu olur, Güneydoğu, her temsilcinin görüşmesi. Hatta bu çok faydalı da olur. Çünkü 30 yıllık işte sürece baktığımızda ve özellikle 10 yıllık İmralı sürecine baktığımızda Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerin hep bir manipülasyonla topluma yansıdığı, Kürt meselesiyle ilgili kurumlara bu manipülasyon üzerinden servis edildiğini görürüz. Bu birinci elden bir şey, bir diyalog belki bu manipülasyonları da önemli oranda kırar, hafifletir diye düşünüyorum yani. Bu Mandela örneğinde verdiğiniz rugby maçı belki Türkiye'de böyle bir hani benzerlik sağlayacak. Diyarbakır buluşmasını da Türkiye'nin rugby biraz maçı diyebilir miyiz aslında? Tabii yok, bu o kadar yani zaten öyle değil. Önemli bir adımdı. Önemli bir adımdı. Başbakanın Kürdistan demesi, Barzani'yle yan yana bir fotoğrafta yer alması. O çok toplum önemli. Toplum nezdinde böyle. Ama bizi ortaklaştıran olurdu. Çok şey var. Bir kere elbette. Rengimiz aynı. Yani aynı ırksal özelliklere sahibiz tabii. Diyelim. Vesaire. Aynı dini inanca sahibiz.
Yani çok bu çok önemli. Fakat yani. Orada öyle değil. Orada yani Güney Afrika siyah toplumu Mandela'nın geldiği kabilede dahil olmak üzere kabileler topluluğu. Yani ve bu kabilelerin kendilerine ait dini inançları o kadar çok çeşitli ve farklı ki ya bu farklılıkların birleştirilmesi işin en zor yanıydı. Yani kabileler toplumundan bir Afrika ulusu. Tek maç, tek ulus. Slogan da buydu. Çok güzel. Tek maç, tek ulus. Ama yani Mesut Barzani'nin Sayın Başbakan'la Diyarbakır'da buluşması tabii biraz daha farklı. Ama tabii ki bizim meselemiz açısından da son derece önemli. O fotoğrafın dünyaya çok da mutluluk verdiğini de düşünmememiz lazım. Bize çok mutluluk vermiş olabilir. Evet. Yani Kürt ve Türk halkına ama aynı mutluluğu Batılıların yaşaması için çok fazla tatması için ya da çok fazla bir sebep yok. Bunu hepimiz aklımızda tutalım ama bunu akılda tutarken de anlamsız bir Batı düşmanlığına yol açacak reflekslerden, düşüncelerden de kendimizi uzak tutalım. Biz sonuçta evet Asya kültürünün önemli uygarlık alanlarından belirli bir bölgede yaşıyoruz. Anadolu coğrafyası, Mezopotamya yanı başımızda. Bir ayağımız Asya'da tarihsel olarak böyle. Bir ayağımız Avrupa Birliği uygarlığında falan ama Türkiye'nin yüzünün bugünkü haliyle Avrupa'ya dönük bir yüz olduğunu, yani bu macera yeni de başlamıyor. Tanzimat'tan bu yana devam eden bir macera ve son işte 3 yıl içinde Avrupa Birliği de işte Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının vizesiz dolaşma hakkını elde edecek olması bence 2013 yılı itibariyle bizim en büyük siyasi başarılarımızdan biridir. Dolayısıyla yani bir Batı düşmanlığı bağlamında falan asla söylemiyorum. Anladım. Avrupa halkları Türkiye'nin dostudur. Bunu gidip görüyoruz yani. Ama tabii ki bu halkları yöneten yönetimlerin halklar her zaman değil, tabii her zaman niyeti iyi olmamıştır. Yani enerji politikalarında farklı politikaları var Türkiye'nin. Eskiden NATO çevrelerinden ya da ABD çevrelerinden gelen politikaları motomat uygulayan siyasi iktidarlar söz konusuydu. Çünkü Türkiye güçlü bir ülke değildi. Yani kendisini yeni yeni inşa eden bir ülkeydi. Sorunları vardı. Tek parti ile yönetilmiş 50 yıl falan bu yani darbeler süreci Türkiye'yi bayağı yıpratmıştı. Yani bir hasta insan, hasta Osmanlılara için hasta adam diyorlardı. Yani Türkiye'de bir yarı hasta adam gibiydi aslında. Evet imparatorluk bitmiş, yeni bir cumhuriyet kurulmuş ama o hastalıklar aslında bitmiyor. Yani insanın vücudundaki cerepe gibi 160'tan tamam 40'a 50'ye düşürürsünüz ama o hastalık sonuçta o bünyede vardır. Türkiye bu bünyeyi taşıyarak geldi. 21. yüzyıla girdi ve şimdi son 10 yıl itibariyle o cerepesini yani şeyin üremesini sağlayan, mikropların üremesini sağlayan o cerepesini giderek uyguladığı demokratik antibiyotiklerle aşağıya çekiyor. Evet. Bu böyle sürecek gibi de görünüyor inşallah. Çözüm süreciyle ilgili Batı'nın hani bu resimden özellikle Diyarbakır buluşması için söylediniz. Çok da memnun olduğunu söyleyemeyiz dediniz. Aslında Türkiye'nin uzun yıllar yaptığı hatalardan bir tanesi de direkt bir iç mesele millileştirme yapmadan Batı'yı bir ara bulucu olarak gördü aslında uzun süre PKK ile mücadelesinde. İşte Amerika ile konuşuldu, Avrupa ile konuşuldu, bir ara bulucu rolü istenildi. Hiçbir zaman ne örgüt ne Öcalan, bugün yapıldığı gibi Öcalan bir muhatap alınmadı. Bu biraz da belki kibirden miydi, eşit yok, aktör görmemekten tamamen miydi? Tamamen koşullar, güç meselesi. Yani çok güzel bir soru sordun Amina. Şimdi Barzani'nin mesela Türkiye'ye gösterdiği ilgi, yani Türkiye'siz Kuzey Irak Kürt halkının yola devam edemeyeceğini anlamış olması, Erbil Ankara'sındaki stratejik ittifaklar 10 yıl önce gündeme gelse bunu bugünkü şekliyle gündeme gelemezdi. Çünkü Barzani'nin de yani o bölgede, o coğrafyada sonuçta bir inşa süreci geçirdi. O inşa sürecinde şimdi ayakları daha sağlam yere basıyor. Kendi ülkesinin yeraltı kaynaklarının neye yettiğini, neye yetmeyeceğini, hangi ülke üzerinden dünya pazarlarına ulaşırsa o halkın daha karlı olabileceğini ya da olamayacağını daha iyi görebiliyor. Yani tamamen güç meselesi. Türkiye, Kürt meselesinde 20 yıl önceki politikasını belki yine milli temelde
geliştirebilseydi, evet. Tıpkı Özal'ın yaptığı aslında buydu, böyle bir şeydi. Ama dediğim gibi, yani sonuçta bunu belirleyecek olan sizin gücünüzdür. Çok güçlü bir ülke değildi o yıllarda. Yani Kürt meselesinin Orta Doğu'da gelecekte alacağı biçimi, inşayı vesaire tek başıma belirleyebilirim iddiası Türkiye için biraz abartılı bir iddia olurdu. Ama bugün asla böyle değildir. Yani bugün Türkiye hem ekonomik olarak hem giderek büyüyen, gelişen bir ülke olarak hem de işte tarihiyle yüzleşen, coğrafyasıyla yüzleşen, geçmişteki hadiseleri artık bir takım siyasi kullanım alanından çıkarıp normalleştiren bir ülke olarak bu güce ulaştı. Dün Türkiye'deki ekonomik inşa, ekonomik hareketlilik dünyanın hemen hemen çok az ülkesinde görülebilecek bir şey. Yani gıptayla bakılıyor buna. Dolayısıyla o dönemde, yani 20 yıl önce bu ülkenin bir başbakanı one minute deseydi, başına çok farklı felaketler gelebilirdi. Evet. Ama şimdi bunu yalnız Başbakan Erdoğan değil, çok sayıda politikacı da söyleyebilir. Kendi ülkesinin gücüne güvenerek söyleyebilir. Tabii ki siyaset özgüven sorunudur. Yani bir işe talipseniz her şeyden önce kendinize özgüveniniz olacak. Ama bu yetmez. Kendi ülkenize de özgüven duyacaksınız ve o özgüveni kendi ülkenizin artık layıkıyla hak ettiğini düşüneceksiniz. Yani milliyetçiliği artık bu çerçevede düşünmek, şey yapmak lazım. Yoksa milliyetçilik işte son zamanda tartıştığımız gibi işte kim hangi ırka mensuptur, kimin gözleri yeşildir, mavidir, kimin kafatası standartlara uygundur, değildir tartışması değil artık yani. Yani yeni bir şeyle karşı karşıya Türkiye bence. Yani hem Kürt milliyetçiliği hem Türk milliyetçiliği Türkiye'de artık değişim kabiliyeti gösterebilmelidir. Her ikisinin ortak paydası olabilir Türkiye yurtseverliği. Her iki milliyetçiliğinde. Peki bu değişim dönüşümü siz özellikle Türk milliyetçiliği açısından ne kadar başarı şansı, hani Türk milliyetçiliği dönüşebilir mi? Ben MHP ve ülkücü tabanın zımnen bunu çok içselleştirdiğini düşünüyorum. Yani bir Türkiye yurtseverliği onlarda yani çalışması falan yapılıyor mu? Yani hani teorik manada falan söylüyor, akademik manada veya işte entelektüel manada. Ondan çok fazla şeyim yok yani, özel bir incelemem yok ama ben o kesime güveniyorum yani. Yani Türkiye'nin geleceğinde eski işte ırkçı referansları giderek terk ettiklerini düşünüyorum. Yani neydi o ırkçı referanslar? İşte Nihal Atsız ve benzerlerinin. Kafatası işte bu ülkede mi? Bir tek evet yani Türk ırkının hakkı var, bu ırktan olmadığını düşünenlerin yapabileceği bir tek şey var. İşte Birleşmiş Milletler'e başvursunlar, Afrika'da falan kendilerine yurt istesinler gibi. Şimdi oradan hızla uzaklaştı. Yani Türk milliyetçiliği bugün daha kapsayıcı bir halde görünüyor. O inkar süreçleri kısmen devam ediyor. Evet. Ama yani işte Kürtler yokturdan şuraya geldik. Kürtler var, kardeşlerimizdir, eşitiz gibi. Çok önemli bir yol almış oluyorlar. Tabii. Dolayısıyla mesele böyle ama işte İslami kesimde de yani bu söylediğimiz değişim sürecini mümkün kılan bence Türkiye'de en temel dinamik İslami kesimin ortaya koyduğu siyasi ve düşünsel manadaki dinamiktir. Şimdi bu dinamiğin de tabii Türk-İslam sentezi ve ona dair formüllerden kendisini koparması kolay olmadı. Bana mesela sık sık sorarlar. Derler ki, Kürt partilerinin tümü neden sol referanslarla tarih sahnesine çıktılar? Evet. Ben de onlara derim ki, çünkü Türkiye solu dışında Kürt meselesiyle ilgili fikri olan kimse yoktu. O fikirlere katılırsınız, katılmazsınız. Ama bu ülkede hiçbir zaman Türk-İslam sentezi ya da merkez sağ ve sol partilerden biri çıkıp da bu ülkede Kürtler var, onların da hakkı var demedi. Ama Türkiye İşçi Partisi, yani işte proletarya iktidarını savunan ya da proletarya demokrasisini savuran Türkiye İşçi Partisi, Behice Boran'ın bir önemli lider daha vardı, ismini unuttum. Çok çok değerli birisiydi. Genel başkanlığını yaptı İşçi Partisi'nin. Onlar mesela kendi partilerinin kapanması pahasına bu ülkede Kürtler var ve onların da hakkı var diyebildiler. Dolayısıyla 70'li yıllardan sonra meydana gelen partilerin tümü Türkiye'yi entelektüel manada etkileyen sol ideolojinin perspektifinden ve gözünden baktılar meseleye. Evet. O dönemde mesela İslamcı kesimle ile uğraşıyordu Said Nursi'nin
aslında hiçbir zaman Said-i Kürdi olmadığını ispatla uğraşıyordu. Evet. Değil mi? Dolayısıyla şimdi artık o ispata gerek kaldı mı? Kalmadı. Çünkü evet. burada da büyük bir yumuşama oldu. Evet. Düşünsel manada. İki tarafta yani, değişti aslında. Evet, Said-i Nursi hem Said-i Nursi'dir hem de Said-i Kürdi'dir. Bu da bir problem kalmadı. Evet. Selahaddin Eyyubi de aynı şekilde. Neyi hatırlıyoruz? 1514'lü yılları falan hatırlıyoruz. Yani Kürt-Türk İttifakı'nın gerçekleştiği, yetmedi 1071 Malazgirt. Herkes artık yeni bir tarih, evet, ortak payda. Çünkü mecburuz buna. Evet. Yani ayrılıkları, ayrılık noktaları falan olabilir bu tarihi çerçeveye baktığınız zaman. Bin yıllık bir tarihten söz ediyoruz. Her şey güllü gülistanlık olmadı yani. Ama insanlar şuna gayret gösteriyor. Milliyetçisi olsun, İslamcısı olsun, solcusu olsun. Ortak paydaları çoğaltmanın peşinde. Zaten yani siyasi bakımdan da halka söylenebilecek en önemli şey budur bence. Yani AK Parti bunu diğer partilere göre daha derli toplu ve daha programatik sunabildiği için bence 3 dönemdir seçmenden, Kürt seçmen, Türk seçmen vesaire oy alabiliyor yani. Yani Türk tarafı inkarcı politikasını bıraktı, Kürt tarafı da bir anlamda mağduriyet söylemini bırakarak aslında bizi bu noktaya birlikte getirmiş oldular diyebiliriz kısaca. Evet, yani ne bileyim işte Atıf Hoca'nın yaşadıkları ya da işte İstiklal Mahkemesi'nde burada kurulan, biz mesela ben bile İstiklal Mahkemesi dendiği zaman işte Diyarbakır'da falan kurulan mahkemeler, ama öyle değil, gidiyorum mesela her yerde bu insanlar diyorlar ki siz orada bunu yaşadınız ama biz de burada bunları yaşadık yani. Tabii. Karadeniz'de, Konya'da, Anadolu'da, her yerde. Evet, Anadolu'da. Bu böyle, ama yani öyle bir şey olmuş ki bence şimdiye kadarki iktidarların en büyük başarısı orada. Yani kimse birbirini hissetmemiş. Kimse, yani büyük bir ayrılıklar konulmuş. Tamam, yan yana yaşamışız, aynı apartmanlarda falan, aynı pazarlara gitmişiz, alışveriş yapmışız. Fakat ruhsal olarak ve kültürel olarak geldiğimiz kodları birbirimizle paylaşmayı çok fazla benimsememişiz. Bir korku var bir kere her şeyden önce. Yani insanların ben şuyum falan diyemediği, ne etnik ne de dini kimliğini açık bir biçimde tarif edemediği dönemlerden geçtik. Şimdi tabii geçmişi bilmeyenler bu dönemlerin böyle sanki bir günde falan ya da 10 yıl içerisinde yaratıldı, ama öyle değil. Bu 10 yılın bu 10 yıl bu ülkede bu şekliyle memnuniyet verici yaşandıysa, burada geçmiş yılların acılarının ve o acılar için ya yani o haklar için verilen mücadelelerin büyük bir şeyi var, değeri var yani. Evet. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Tamam. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Orhan Meroğlu'yla. Orhan Bey, şimdi de biraz daha Kürt siyasi hareketine dönelim istiyorum. HEP'ten HDP'ye, yeni kurulan HDP'ye kadar gelen çizgide Kürt siyasi hareketinin biraz dönüşümü, biraz siyasi aranada duruşunu değerlendirmenizi istersem ne söylersiniz? Yani çoğulculuk temel problemi bence. Yani yani son 30 yıl içerisinde işte HEP'ten bu yana diyelim, o çizginin dışında çok farklılaşan bir Kürt siyaseti olamadı. Tabii bu yani hep baskıyla falan açıklanır ama bu baskı aslında sadece işte yani PKK'nın şiddet üzerinden yarattığı baskı falanla da açıklanabilecek bir şey değil. O bir faktör, bir sebep. Ama yani bu toplumun bu süreç içerisinde, o savaş koşullarında sosyolojik olarak değişimine takabül edebilecek ciddi bir siyasi arayış da olmadı. Yani herkes, çünkü siyasi kadrolar bir kere 12 Eylül'den başlayarak hayatlarında çok büyük alt üst oluşlar gördüler. Yani Kürt aydınları yani soluğu Avrupa'da aldılar, Avrupa merkezlerinde aldılar, bölgeyi boşalttılar. Hani beyin göçü falan diyoruz ya, orada da böylesi bir beyin göçü yaşandı. Dolayısıyla yerel güçler ise işte köylü karakteri ağır basan bu hareketin denetiminde kaldılar. Ve bu hareket de onlara tabii ki çok da öyle demokrasi falan vaat etmiyordu. Yani dağa işaret eden referanslar vardı. İşte silahlı mücadeleyi önceleyen bir anlayış vardı. Ve o anlayış silaha yönelik tabii bir şey yarattı. Yani büyük bir inanç falan yarattı. Şimdi bile işte çözüm sürecinde tartışmalar falan olduğu zaman Kürtlere birileri şunu söylüyorlar ve bu tutuyor da.
Siz dikkat edin, silahı elinizden alacaklar ve sizi tasfiye edecektir. Evet. Yani silah giderse işte Kürt siyasetinden geriye bir şey kalmayacak gibi bir anlayış maalesef topluma hakim olmuş. En azından bu siyaseti destekleyen kesimlerin arasında hakim olmuş bir anlayış. Bugüne kadar durum bu. Burada biz mesela Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde geçen işte 15 gün önce yaptığımız Çalıştay önemliydi. Hı hı. Burada işte partili Kürtler vardı. BTP'den milletvekili dostlarımız vardı. AK Parti'den yine politika yapan hem milletvekili hem de siyasetçi arkadaşlarımız vardı. Diğer şey olarak biraz daha küçük diyebileceğimiz ama tabii ki misyon itibariyle çok etkin işte Kemal Burkay'ın liderliğini yaptığı Hakbar gibi, Kadep gibi, yani herkes burada fikrini söyledi, herkes fikirlerini paylaştı. Partisiz Kürtler vardı, parti kurmaya niyetlenmiş, birer grup oluşturmuş Kürt aydınları, Kürt siyasetçiler vardı. Burada şimdi mesela ben yani yapılan konuşmalardan şunu gördüm. Partili Kürtlerde, partisiz Kürtlerde çoğulculuğu özlüyorlar. Yani çoğulcu bir Kürt siyaseti neredeyse onların ortak paydası haline gelmiş. Henüz bu sağlanabilmiş değil ama insanların bunu düşünüyor olmaları çok ön açıcıdır. Yani bunun, bu fikrin muhtemelen toplum içinde de artık bir karşılığı var. Karşılığı olmazsa insanlar bunu savunmazlar. Yani sadece BTP çizgisi olmasın ya da sadece AK Parti olmasın. Şimdi öyle bir bölgeden bahsediyoruz ki AK Parti ve BTP'nin dışında herhangi bir siyasi alan falan yok. Ya bir de Giri bölge dediğimiz bir alan var. İnsanlar yani BTP ya da AK Parti arasında bir tercih yapmadan yaşayıp gidiyorlar yani. Ama muhtemelen belki daha farklı bir siyaset de yapmak istiyorlar. İşte bu bakımdan şeyin kurulması önemli oldu bence. Evet. Hüdapar'ın kurulması. Hüdapar İslami referansları alan bir parti. Burada da sözcüsü çok önemli ve güzel şeyler söyledi aslında. Dinledik onu hep beraber Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde. Ortak payda dediğim gibi çoğulculuk ve demokrasiye bağlılıktı. Herkes demokrasiyi talep ediyor ve herkes çoğulcu olalım diyor. Yani sahada herkes top oynasın. Yani kimse saha dışına çıkmasın. Kale arkasından top toplamak durumunda kalmasın. Herkes topu kovalasın. Bu çok önemli bir şey. Yani 5 yıl öncesine göre bence Kürt siyasi hayatındaki değişimin ne yönde olabileceğini bize gösteriyor. Umutlu olmak lazım yani bu gelişmeden. Kürt siyasi partilerine baktığımızda aslında Kürtlerin taleplerini siyasi zemine taşıma noktasında hepsinin kuşkusuz hizmetleri oldu. Yani hepsinin. Şimdi yeni bir BDP'den ayrılıp HDP partisi var ve daha çok diğer Kürt partilerinin de olduğu gibi sol tandaslı bir parti. Ve şöyle bir söylenti var, ne dersiniz bilmiyorum. Öcalan'ın partisi artık HDP, işte biraz daha özellikle yerel seçimlerle birlikte Alevilerin oyunu da alarak hani biraz daha BDP'den ayrılışacak ve BDP uzun vadede belki Kürtlerin AK Partisi haline gelecek diye yorumlar var. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Ben çok fazla yani bu söylemler, yani bunun bir şeyi yok, yani bir karşılığı falan yok bence. Yani niye yok? Çünkü şimdi HDP'nin kurulmasının ideolojik sebepleri olabilir. Bu ideolojik sebepler nedir? Kürt siyasetinin sol bir zeminde kalmasını sağlamak. Yani HDP yerine HDP diye bir enstitüsü kurulsaydı aynı şey yapılmış olacaktı. Çünkü HDP'nin ortaya koyabileceği çok böyle etkin bir siyasi performans yok. Buna sahip değil. Yani olabilecekler de yine BTP ile sınırlıdır. BTP'nin aslında üstünden yapılacak siyasi faaliyetlerdir. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü BTP sonuçta işte 2-2,5 milyona yakın oy alan bir parti ve kimse de onu aslında sen Türkiye'li değilsin diye suçlayamaz. Çünkü bu oyların yaklaşık yarısı, 1 milyonun üstünde oy, batıda alınan oylardır. Yani bu oylar sadece doğuda falan alınan oylar değil.
Yani ona baktığınız zaman aslında MHP'nin de CHP'nin de Türkiye Partisi sayılmaması lazım. Yani çünkü bu partiler mesela Türkiye'nin birçok elinde tabii yani oy falan alamıyorlar. Bu anlamda belki AK Parti Türkiye'nin yegane Türkiye Partisi olur ki ben buna katılmıyorum. Bu yanlış bir şey olabilir. Siyasi programlarınız falan bir ülkenin bir bölgesine cazip gelir, bir yerde cazip gelmez. Başarılı olursunuz, olmazsınız. Kendi politikalarınızı sorgularsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela Kürt toplumu içinde geçmişten beri hatırlır sayılır bir şeyi var, bir gücü var. Ama o gücü zaman içerisinde tüketti. Çünkü karşısındaki rakibi, AK Parti'yi kastediyorum, Kürt meselesinde derli toplu bir program öngörürken o geçmişe takılıp kaldı. Cumhuriyet dönemi Kürt politikalarını olumlayan bir tavır sergiledi. Dolayısıyla bu her geçen gün onu o toplumdan uzaklaştırdı. Alevilerin HDP'ye oy vereceğine dair de doğrusunu isterseniz bu bir varsayım tabii. Ama bu varsayımın da çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Varsayım yani sonuçta. Çünkü BTP'nin 20 yıllık siyasetine bakıyorsunuz. Alevilerin en azından Kürt Alevi kesiminin diyelim. Yani BTP'ye oy vermesi için aslında çok sebep vardı. Ama onlar bile yani şey olarak yani blok halinde veya ağırlıklı olarak BTP'yi tercih etmediler. Belki şiddet bunda önemli bir faktördü. Alevi toplumu şiddetle arasına mesafe koyan bir toplumdur. Bunu hep görüyoruz kendi tarihimizde. Mağdur olmuş ama hiçbir zamanda şiddete başvurmamış bir toplumdur. O çok önemli. Laik, seküler bir yerde durmuş ama laik, seküler kesim adına devletin örgütlediği şiddetten de alabildiğine kendisini korumaya çalışmış ve uzak durmuş bir kesim. Dolayısıyla bu kesimin işte PKK'nın silahlı olarak yönettiği bir siyaseti tercih etmesi gönlünden geçse bile yani çok kolay görünmüyordu. Aynı handikap HDP açısından da var. Yani bir Alevi'nin HDP'yi değil ama BTP'yi desteklemesi, ona oy vermesi çok normal görülebilir ama bu kadar çok farklı bileşimlerden meydana geldiği söylenen bir partiyi, yani bu kadar şey heterojen yapılı bir partiyi desteklemesi için de bence çok fazla bir sebep yok. Ama işte siyasi tahayyül böyle o kesimde. Yani sol ve Aleviler deniliyor. Bu kavramsallaştırılıyor ve bu kavramsallaşmanın adresi olarak da CHP madem bu kadar olumsuz bir halde seyrediyor, başarısız alternatif bir politika olarak izliyor, o zaman bizim doğal olarak ama siyasette böyle olmuyor işte. Yani insanlar bence bugün Alevi kesimi için söylüyorum, henüz CHP ile yol ayrımına gelebilmiş değiller. Bu yol ayrımını tetikleyecek bir takım hadiseler oldu bizim yakın zaman siyasi tarihimizde. Mesela bunlardan biri neydi? Başbakanın Dersim'le ilgili mecliste yaptığı konuşma ve Dersim'den özür dilemesi aşamasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela Dersim'le ilgili bunlar devrim koşullarında normaldir demesi. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Ben de yanıldım ama yani şöyle düşündüm. Yani bir kopuş getirebilir bu. Yani en azından sembolik olarak da olsa ne bileyim 2000 kişi, 3000 kişi Alevi yurttaşımız şeyden ayrılabilir diye düşündüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edebilir falan. Ama böyle bir şey olmadı. Demek ki buradaki bağlılık bundan bile daha önemli. İşte tabii şey açıklandı, Stockholm sendromu falan denildi. Yani neden bu bağlılığı izah eden bir şey olmalı? O da işte yani zulmedenin mikrobunu kapmak gibi. Yani şey, Stockholm sendromu dediğimiz sendrom. Kısmen böyle tabii ama başından beri zaten yani bir kere Dersim'de büyük bir korku atmosferi yaratıldı. 38'den sonra doğan çocukların büyük bir bölümüne Kemal ismi verilmiştir. Mesela işte Kemal Kılıçdaroğlu bir partinin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Burkay, o da farklı bir alanda Halk Partisi'nin genel başkanı. Yani şeyi çoğaltabiliriz. Kemal ismi çok yaygın. Bu aslında bir hayranlık değil, bir korkuyu ifade ediyor. Ve bugün mesela o korkuyla birlikte müthiş bir bilgi, hakikati yani desen ferme edecek bilgiler de söz konusu. Ortalıkta dolaşır. Dersim'e gittiğiniz zaman mesela yaşlı Dersimliler hadiseyi anlatırken şöyle derler.
İşte Abdoğan diye işte bir paşa, akılsız bir paşa geldi buralara. İşte buraları böyle kılıçtan geçirdi, işte zulüm yaptı. Mustafa Kemal'in bundan haberi yoktu. Sonradan haberi oldu ve dedi ki ya söyleyin bu Abdoğan Paşa'ya ne yapıyor? Dersim halkına bu zulmü niye reva görüyor? Hemen onu geri alın. Yani şimdi bu sistemin ne kadar rejimin şey yaptığı, yani bir o hafızayı adeta kötürüm haline getirmek, hakikatinden koparmak için başvurduğu yöntemler ve o yöntemlerin zaman içerisinde o zulme uğramış insanlar arasında bile ne kadar baki kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla ben yani HDP'nin geleceği açısından söylersek bir istikbal görmüyorum. Abdullah Öcalan'ın partisi bence BTP'dir. Yani HDP, Abdullah Öcalan böyle düşünse bile böyledir. Yani nesnel şartlar bunu açıkça ortaya koyuyor ama HDP ile Kürt siyaseti belki şu an içinde bulunduğu ideolojik zeminin, yani sol tahayyülün, sol perspektiften meselelere ve geleceğe bakmanın zarar görmemesini istiyor. Yani HDP yerine dediğim gibi bir vakıf da kurulabilirdi, bir enstitü de kurulabilirdi. Yani sol ideoloji üretecek bir şey. HDP biraz öyle görülüyor. Onun ötesine siyasi bir kazanım olarak bence Kürtlerin görmesi gereken bir hadise değil. Yani. Değil. Peki biraz da BDP-PKK tutumuna geçmek istiyorum. Bu Barzani buluşması Diyarbakır'da ve Barzani'nin partisi KDP'ye çok mesafeli ve sert söylemlerin olduğunu biliyoruz BDP'nin ve dolayısıyla PKK'nın da söylemi diyebiliriz. Ama bir yandan da şöyle bir talep var BDP'de. Bu Kürt Ulusal Konferansı'nın artık sürekli ertelendi. Erbil'de bir an evvel toplanması. Yani baktığımız zaman Barzani'ye ve Erbil'e karşı belki bir ikircikli tutum var BDP tarafından. Bunu neyle izah edebiliriz? Bu iç meseleler işte. Yani şimdi bu, yani PKK'nın diğer Kürt partilerine göre büyük bir iddiası var. Bu iddiayı haklı çıkarmak, doğrulamak için de çok sayıda iş yapıyor. Yani Suriye'de de işte ben olayım, Irak'ta da olayım, yani Güney Kürdistan'da, Kuzey Irak'ta, Türkiye'de de ben olayım, İran'da da ben olayım. Yani bütün Kürtlerin yaşadığı ülkelerde siyasi manada hak talep eden bir parti. Ama diğer partilerin, diğer Kürt partilerin öyle bir vasfı yok. Şimdi böyle olunca da diğer Kürt partileriyle sık sık karşı karşıya kalıyor. Yani siyasi süreç içerisinde çok büyük bir ağırlığı olmadı PKK çizgisinin Kuzey Irak'ta ya da Güney Kürdistan'da. Ama Suriye'de oldu. Suriye'de oldu ama bir yanılmayla oldu aslında. Yani işte Esad'a karşı direniş başladığında Kürtler de haliyle bir toparlanma yaşadılar. Ne oluyor, ne bitiyor? İşte bizim haklarımız ne olacak? Bizim devrim süreci içerisinde nasıl bir pozisyon alabiliriz? Büyük bir tartışma yaşadı toplum. Mesut Barzani çeşitli Kürt partilerini, aralarında işte PKK ile paralel politika yapan PYD de vardı. Onları Erbil'de topladı. Onlar orada kendi aralarında eşit temelde, herkesin eşit temsil edildiği bir Yüksek Kürt Konseyi, Ulusal Konseyi ne dersek diyelim, kurdular. Ama zaman içerisinde PYD o konseyin çalışma prensiplerine, ilkelerine sadık kalmadı. Esad'la yer yer işbirliği yaparak o konseyin mensuplarını, o partilerin mensuplarını, onun gibi düşünmeyenleri siyasi olarak bertaraf etmeye çalıştı. Başvurduğu yöntemler gerçekten ihlaller de doğurdu. Yani sivillere karşı ihlal olayları falan da gelişti bizzat PYD tarafından. Şimdi bu tabii söylediğim konferansı erteleyen önemli bir şey oldu. PYD'nin Suriye'de izlediği politikayı Barzani'nin desteklenmesi talep edildi. Barzani'nin desteklenmesi için hiçbir sebep yoktu. Çünkü yani hemen erkenden Kürtler adına işte bir özellik ilanı, Barzani bunu desteklemezdi. Çünkü Suriye'nin geleceği henüz konuşulurken, henüz belli değilken böyle bir siyasi özellik talep etmenin bir faydasının olmayacağını biliyordu Barzani. Buna yanaşmadı. Türkiye ile olan ilişkilerde yine PKK ile yaşanan zorluklar nedeniyle
PYD yine işte Barzani'den bir takım taleplerde bulundu ama Barzani'nin Ankara ile olan ilişkileri bu taleplerin karşılanmasını mümkün kılmadı tabii. İşte konferans yapalım ama konferansın 600 delegesi olsun, işte 380'i, 320'si bize ait olsun. Hı hı. Yani PKK, PYD çizgisindeki partiler olsun, diğerlerini de diğer bütün Kürtler alsın. Amaç biraz da şeydi, yani konferanstan o dünyaya ve birer Kürt sorunu olan ülkelere bir barış mesajı vermekten ziyade Öcalan'ın bütün Kürtlerin işte lideri olduğuna dair bir karar çıkartabilmek. Ve dolayısıyla böyle bir konferanstan en çok PKK ve PYD'nin yararlanacağı bir sonuç elde etmek. Bunu Barzani ilk aşamalarda fark etmedi ve çok iyi niyetle konferansa ev sahipliği yapabileceğini, finanse edebileceğini falan söyledi. Ama sonra bu niyetler ortaya çıkınca, ha bu arada seçimler oldu. PÇD adıyla PKK orada seçimlere de girdi ama çok az bir oy aldı. 3 milyona yakın oydan 3 bin oy aldı. Çok düşük bir oy yani. Bir temsili de yok zaten. Yok, bir temsili yok. Ama sürekli şunun propagandasını yaptı. Bugünkü Erbil yönetimi alternatifsiz değil. Biz de alternatifiz Erbil yönetimine. Ama alternatif olmadığı görüldü aslında aldığı oy itibariyle. 3 bin oy. Bir milletvekili bile çıkarılamadı. Şimdi dolayısıyla Diyarbakır buluşması şöyle okudular, büyük bir tartışma yaşandı PKK-PYD içinde ve BTP içerisinde. Barzani'nin karşılanmaması, yani BTP milletvekilleri tarafından. Buna tabii katılmayan vekiller oldu, katılan vekiller oldu. Ama sonuçta işte birçok BTP'li vekil o karşılamada bulundu yani. Bir de tabii şöyle bir probantif şey de yapıldı. İşte Türkiye bizi tasfiye etmek istiyor. İşte çizgisini egemen kılmak istiyor. Oysa bu artık siyaset böyle belli merkezlerde karar alınıp da hayata geçirilecek şeyler değil. Tamam, alırsınız karar ama onun toplum içinde karşılığı var mı yok mu? O ayrı bir işin ayrı bir safhası. Dolayısıyla yani ne Türkiye'nin ne de KDP'nin Türkiye'de işte bir KDP kuralım da şu PKK, BTP'yi tasfiye edelim gibi bir anlayışı yok. Olsa bile yanlış bir anlayış olur. Çünkü toplumun dinamiği bunu ortaya koyar. Eğer toplumda böyle bir dinamik, Türklerde tabii ki muhafazakar, demokrat bir dinamik var. Ama o dinamik şimdi parti arayışı içerisinde değil. Çünkü özlemlerini, kendisini ifade etme koşullarını AK Parti'de yerine getirebiliyor. Az çok yetersizlikler falan var. Ama AK Parti'yi de kendi partisi gibi görüyor. Dolayısıyla yeni bir Kürt parti arayışı falan burada çok gerçekçi değil. Yani muhafazakar demokrat. Dolayısıyla Türkiye'nin de böyle bir niyeti olamaz. AK Parti yönetiyor çünkü bu ülkeyi. Kendisine rağmen Doğu Güneydoğu'da neden yeni bir parti kurma gereği duysun ki? Ya da böyle bir partinin kurulmasına çaba göstersin ki. Türkiye'nin istediği Kürt siyasetinde ve Kürt partilerinde bir normalleşme olması. Yani madem biz yolda birlikte yürüyeceğiz, ben normalleşiyorum. Devleti kurumları itibariyle vesayet itibariyle normalleştiriyorum ama senin de normalleşmen lazım diyen bir tavır içerisinde Türkiye. Kürtler söz konusu olduğunda, Kürt partileri söz konusu olduğunda. Diyarbakır buluşmasının tabii PYD ve KDP ilişkilerinin normalleşmesine de büyük faydası oldu. Barzani o Diyarbakır'dan döndükten sonra yeni bir süreç başladı. Eski bu Kürt Ulusal Konseyi ki fiil olarak sona ermişti. Yeniden Erbil'de toplandı ve yeniden ilişkiler normalleşti. Bu normalleşme tabii iyi bir şey. Çünkü yani PYD lideri mesela Erbil'e giremeyen adam haline gelmişti Salih Müslüm. Şimdi muhtemelen Erbil'e yine girip çıkacak. Bu iyi. Yani Kürtler arasındaki normalleşmenin aslında bir bakıma Ankara'dan geçtiğini, giderek işte Diyarbakır'dan geçtiğini anlamamız bakımından da Diyarbakır'daki fotoğraf önemliydi. Dünyaya şeyi sormuştun, dünya nasıl görüyor bu fotoğrafı? Dünyanın bu fotoğraftan çok memnun olduğunu düşünmemek lazım. Çünkü yani özellikle yeraltı kaynakları bakımından, yani Kürdistan doğalgazı ve Kürdistan petrolünün anlaşmalara çok şey göstermedi batılı firmalar ya da batılı merkezler.
İşte Halk Bankası operasyonda işte adı geçen bir banka oldu bu son Evet. operasyonda. Buradan elde edilecek şeyin, meblağın, yani petrol satışından Halk Bankası üzerinden mesela bloke Yılın. edilebileceği söyleniyordu. Yılda işte 17-18 milyar dolar kadar bir paradır. Bu ciddi bir para. Operasyonda bunun acaba bir rolü var mı yok mu onu bilemeyiz. Yani soruşturma işte ayan beyan ortaya çıktıkça, yargı süreci falan başlayınca bunu öğreneceğiz ama belki bu da bir sebeptir. Yani bir takım güçler Halk Bankası'nı bu yönüyle de yıpratmak istiyorlar. Olabilir. Ama tabii bu hiçbir şekilde Halk Bankası'nın başındaki yetkilinin ya da bürokratın bir takım kriminal Yok. şeylere bulaşmış olma ihtimalini falan ortadan Oradan kaldırılıyor. kaldırmaz. O işin ayrı bir safhası varsa bu tabii ki herkes kanun önünde eşittir ve hesap vermek Verilmelidir. durumundadır. O farklı bir şey. Dolayısıyla Batı buna muhalefet ediyor şu ana kadar ama Kürtlerin ayağı yere sağlam bastığı için, güçlendikleri için, 90'lı yılların Kuzey Irak'ı söz konusu olmadığı için ve Türkiye'de 90'lı yılların Türkiye'si olmadığı için bu Ankara ve Erbil arasındaki dayanışma sağlam bir temelde gelişiyor. Çünkü bu dayanışmayı oluşturan güçlerin ayakları kendi ülkelerinde daha sağlam yere basıyor. Bu bakımdan Batı'nın yapabileceği çok fazla bir şey yok yani. Kararlılık var çünkü. Yani Erbil ve Ankara arasında. Yerel seçimlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yerel seçim sürecine girmiş durumdayız. Diyarbakır buluşması oldu. İşte adaylar belirlendi. AK Parti'nin Diyarbakır'dan adayı Galip Ensari oldu. İşte BDP'nin Gülten Kışanak. Adayları da göz önünde bulundurarak mesela benim şöyle bir soru işareti var aklıma. Diyarbakır'da bir kadın aday ne kadar isabetli bir tercih ya da Gülten Kışanak yine belki toplum nezdinde bir kabulü var mıdır? Seçimlerde mesela AK Parti'nin Diyarbakır'da şansını BDP'ye karşı nasıl görüyorsunuz? Şimdi, yani Gülten Hanım Diyarbakır'ı geçen dönemde temsil etti. Yani orada bir problem yok. Vekil olarak temsil etti Vekil ama. olarak temsil etti. Vekil olarak temsil ettiğine göre yani işte Elazığlı olması falan bence önemli bir faktör değil. Yani BTP'de politika yapan arkadaşlar için bu bir risk falan değil. Yani şuralı buralı olmak. O karışmış yani artık birbirine karışmış Adayın bir gitmiş. önemi yok mu aslında BDP Adayın bir için önemi var tabii. Diyarbakır'da? Var tabii ama siyasi tercihler çok ön planda oluyor bence. Geçen bir Aslında bir genel arkadaşım dedi ki, seçim gibi oluyor değil mi? Yani partiye evet siyasi veriliyorlar. şeyler tercihler ve insanların siyasi referanslara bakarak oy verdiği bir bölgeden bahsediyoruz. Bir arkadaşım şöyle de dedi ki, ben Urfa'ya gittim, bir de Diyarbakır'a gittim. Ben hayret ediyorum. Yani Diyarbakırlılar nasıl olmuş da işte BTP'ye oy vermiş. Yanlarında Urfa gibi bir örnek varken işte 100 kilometre sonrası. Ben de şöyle dedim. Dedim Urfa'yı kaldır, Venedik'i koy yerine. Diyarbakırlıların tercihi Değişmez. değişmezdi. Yani durum bu. Bunun sebeplerini anlamak lazım tabii. Yani Nedir o bu sebepler? hikayedir işte. Yani bu meseledir. Bu meseleden doğan acılardır, travmalardır. Dağdaki insanlara hala kuvayi milliyeci gözüyle bakılmasıdır. Yani böyledir yani. Ama Galip Ensarioğlu da bölgeden bir Şimdi insan. tabii Onun işte oraya düşüncesi. geleceğim. Bu BTP için güçlü olan şey bu. AK Parti'de ne yapıyor? AK Parti'de haklı olarak Kürt meselesinde yaptığı iyileştirmeler, reformlar süreci, bölgenin ekonomik olarak bölgeye yapabildiği katkılar, yani mesela hilallerden doğan hakların tanzim edilmesi, trilyonlar söz konusu, belki 100-150 trilyona yakın bir meblağ bu son 3-5 yıl içerisinde köyü yakılanlara falan hak olarak verildi. Yani maddi manevi tazminat olarak ödendi vesaire. Bunlar tabii çok iyi şeyler ama ben mesela AK Parti'nin bölgede yapabildiklerini de çok iyi savunduğu kanaatinde değilim. Yani Artuklu Üniversitesi'nde 500 öğrenci mezun oluyor. Kürtçe diploma işte sertifika her neyse alacaklar. Bir bakıyorsunuz ki Türk medyasından bu sürece tamamen muhalif, bu sürecin hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyleyen insan, bir insan, bir gazeteci adını vermeyeyim, herkes tanıyor. Orada mezun olan, birincilikle okulu bitiren çocuğa, gencimize diplomasını o veriyor. Şimdi bu büyük bir tuhaflık. Yani
tutuyorsunuz, tarlaya bağınızı ekiyorsunuz. Tamam, evet. Üzüm yetişiyor ama üzümü biri gelip, üstelik ya sen buraya zaten yani boşuna yapıyorsun. Şimşek çakar, yağmur yağar, bilmem kış gelir, kar yağar, bu bağın tutmaz diyen birisi gelip o bağın içinden üzümü koparıyor, insanlara veriyor. Böyle bir durum. Dolayısıyla AK Parti'nin bölgede yapabildiklerini, Kürt meselesinde yapabildiklerini, Güney Kürdistan'la ya da Kuzey Irak'la, ikisini de kullanıyorum, seyirciler kusura bakmasın, çünkü Kuzey Irak dediğiniz zaman Kürtler kızıyor, Güney Kürdistan dediğinizde Türkler, ben her ikisini de kullanıyorum, Giri bölgedeyim çünkü ben, evet. Kendimi öyle görüyorum, Giri bölgede durduğum için benim için hiç problem değil, ha Güney demişsin, ha Kuzey. Şimdi kurduğu ilişkiler, o ilişkilerin kıymetini çok fazla anlatabiliyor mu? Bu önemli. Yani AK Parti'de politika yapan insanların tabii bu konuda büyük sorumlulukları var. Galip Bey değerli bir politikacı, uzun yıllar bölgede bulunmuş, o döneme ait tanıklıkları olan, hafızası olan, deneyimli ve genç bir siyasetçi. Artıları elbette ki var. Bir her şeyden önce güçlü bir aile yapısı var Galip Bey'in. Bu tabii bölgede bir avantaj, bir artı. Ama bu artının dediğim gibi altyapısının işte ne kadar olabilecekse artık bu 4 ay içerisinde iyi daha iyi hazırlanması gerekiyor. Tabii ki Galip Bey de en az Gülten Hanım kadar Diyarbakır'da şanslıdır. Yani peşinen şu 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 şehirlerde şu adaylar kazanır dememek lazım. Siyaset öyle bir şey değil. Galip Bey'in siyasi seçmen üzerindeki etkisinin BTP, AK Parti dışındaki kesime nasıl yansıyacağına bakmak lazım. Belki, İyi bir seçim evet. kampanyası ve Diyarbakır'ı kiminle yönetecek? Onu bence Galip Bey'in iyi formüle etmesi lazım. Bu çünkü seçmenin en çok merak ettiği şeylerden biridir. Yani insanlar belediye başkanının kimliğini, yapabileceklerini, kapasitesini falan ölçerler, tartarlar, biçerler. Ona göre oy verirler. Ama aynı zamanda kiminle çalışacağını da merak ederler. Kadrosu kim olacak vesaire. Umarım iyi bir hazırlığı vardır Galip Bey. Çok teşekkür ederiz Orhan Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Yeni yeni programlar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Bu akşam Orhan Meroğlu'yla Yeni Kürt Partisi HDP'den Diyarbakır buluşmasına kadar Kürt siyaset için çok önemli konuları konuştuk. Değerli görüşlerini bizimle paylaştı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.